Günün nasıl geçti bakalım? Vallahi anneciğim güzel geçti de yoruldum sadece. Bak bütün yorgunluğunu alacak güzel bir sürpriz var burada. Ne sürprizi, bana mı? Zafer Bey oğlum almış. Hadi hadi aç, ben de merak ettim neymiş. Zafer Bey mi göndermiş bana? Nereden icap etmiş? Ne bileyim kızım ben. Sabahleyin kapı çaldı, bir çocuk getirdi. Hadi hadi aç, neymiş anlarsın şimdi. Allah Allah. Elbise göndermiş. Ay Selma, çok güzel. Yaptığım sakarlık için özür dilerim Selma Hanım. Sizin zarif elbisenizin yerini tutmaz ama bu sade hediyemi kabul ederseniz çok mutlu olurum. Zafer. Ne yazıyor? O özür diliyor. İyi de neden ki? Ya biz işte elma bahçesinde çalışırken benim elbiseme yanlışlıkla çamur sıçramıştı. O arada da traktörde Zafer Bey vardı. İşte onu telafi etmek için göndermiş. Ne ince çocuk. Bak görüyorsun değil mi? Ne kadar kibar. Çok düşünceli. Yani tamam anne de bence böyle bir şey gerek yoktu. Hatta arayıp söyleyeceğim yani şimdi kabul edemeyeceğimi de. Selma, sakın öyle bir şey yapma. Çocuğun hediyesini geri çevirme. Bak kızım, bir düşün taşın. Bu çocuk çok efendi, çok naif. Çok kibar birisi. Hem herkes de öyle söylüyor. E sen de gördün. Elma bahçesine size yardıma geldi. Üstüne üstlük hiçbir şey beklemeden. Yavrum, bu çocuğa bir şans ver. Pişman olmazsın. Ama anneciğim. Kızım, bak bir kere de anne sözü dinle. Bak, karşında sana değer veren birisi var. Kıymetini bil. Bu çocuğa bir şans versen ne kaybedersin yavrum? Hiçbir şey kaybetmezsin. Belki de çok şey kazanırsın. Ha Selma?